Bu Türk milleti cahildir. Bu şaka değildir. Tarih, coğrafya bilmezler. Zekayla da ilgisi yoktur. Çok zeki adamdır. Fizik okuyordur, işletme okuyordur, kompütür yazımcısıdır falan. Bir de giderler böyle işte Amerika'da Amerika var falan. Kardeşim Amerika bir memleket. Birileri keşfetti. Keşfedenin haberi yoktu ne olduğundan. Arkadan biri gelip kaptanın bir başkası şeyden Cenova ayağından patriçilerinden Amerika Vespucci bura ayrı bir kıta deyince memleketin adı Amerika oldu. Oraya gelenler işte böyle o hamuledi kaynıyorlar mı? Yok. Onların hepsi WASP'tır. White Anglo-Saxon Protestant politikanın kimliğin etrafında yaşamak zorundadılar. Koca memlekette ne kadar kalabalık bir İspanyol var biliyor musun? İspanyolca konuşan var. Hiç lafı ediliyor mu? İspanyolcayız, yok biz İspanyol Amerikalıyız, yok bilmem neyiz. Böyle bir şey yok. Laf arasında İtalo-Amerikan, American Türk falan. Afrika-Amerikan zencilerin, Afrika nereden gelmiş belli değil. Ve en eski Amerikalı onlar aslında bir bakıma. Mayflower yolcularından sonra hiç de adamların o tarafında o hukuku da ciddiye alanı görmedik. Yani bu çok açık. Peki İlber abi bir şey söyle. Şimdi bu ırklarla ilgili ya da işte topluluk, toplum isimleriyle ilgili kafa karışıklığı aslında çok yaygın bir şey. Ve çok uzun zamandan beri. O burada karıştırıyor ama Türkiye'de karıştırılıyor. Yok Türkiye'de şu açıdan söyleyeyim. Şimdi mesela Papa, Urban değil mi? Urban. Haçlı Seferi yapıyor. Evet. Ve o sırada Anadolu'da daha Türk varlığı çok zayıf. Yani zayıf. Türkleşmiş değil. Türklerin batıya doğru bir hareketi yok. Osmanlı daha kurulmamış. İşte Selçuklu'nun... Ama işte İtalyanlar, tüccar, coğrafyacı, iktisatçı bir derin millet. Yani seyyahın ve... Çünkü her ailenin bir kolu da Suriye'de, İskenderiye'de. Bu adamlar bu memleketin coğrafyasını göre göre buraya Türkiye ya Türkmenya dediler. Biz demiyorduk. Biz demedik. Onu diyor. Biz Roma diyoruz. Bizim derdimiz Roma İmparatorluğu. Yani Rum dediğimiz de etnik bir şey değil. Helen değil. Romalılar. Rumi falan. O adam öyle diyor. Çünkü Türkçe artık her yerde konuşuluyor. Bir anlaşma aracı ondan. Yani buraya Türkiye adını verenler aslında biz değiliz. Biz değiliz. İtalyanlar vermiş ilk başta. Evet, ondan sonra giderek gelişiyor. Evet, ve şimdi, bir Türk düşmanlığına dönüşüyor. Evet, şimdi bunu böyle Türkmen, Türkiye'liği kabul etsem Anatolian falan deyineceksiniz der. Anadolu şark demektir biliyorsun Yunanca'da. Bu böyledir. Buradaki bütün sorun aslında Türkiye'deki etnik grupların yani Lozan'da tarif edilen ve tanınan etnik grupların bence artık hiçbir problemimiz yok yani. Yok. Çünkü Türkiye mazideki şeyleri unuttu. Unutmuş hakikaten. Bu konuda böyle bir şey var. İçeri çekilme var itiraf edilmeyecek şekilde. Yani bu konudaki insanlarla tarihi tartışarak devam etmemiz lazım. Tarih unutulmaz ve unutulmamalı. Fakat mevcut olanlar aslında Almanca'da, Alman sosyolojisinde Volksgruppe denen bir takım şeyler var. Etnik gruplar veya halk grupları var. Çok önemli bir şey bu. Bunların kendilerini de çok iyi bilmemeleri önemli bunda. Yani dilini bilmiyor, kültürünü bilmiyor, tarihini iyi bilmiyor. Şimdi Yunanca dediğin zaman bir klasik Yunanca var değil mi? İyonyen ve Aeolyen lehçeleriyle işte Perikles'in nutuk attığı, Demosthen'in nutuk attığı, Platon'un, Homeros'un, Sofokles'in bilmem nenin. Homeros bir evrim geçiren bir umumi destan ve kavgalıdır. Yani kimisi diyor ki bir takım litler bunlar falan. Kimi diyor ki hayır Homeros falan. Her neyse bu. Bir de Koine var. Orta zaman çünkü bu kadar bin sene aynı kalmıyor. Tamam. Koine common demek. Umumi halk şeysi. Yani bilhassa Anadolu'nun içlerine, Karadeniz'e falan yayıldıkça Yunanizm, Helenizm demeyelim.
artık İonya ve Aeolya gibi ehçelerin, lehçelerin farkı kalmıyor ve bir nevi bir common dil çıkıyor ortaya. Türkiye'de konuşulan Pontus sözü, Rumcası budur aslında. Bunun değişmiş şeklidir. İstanbul'daki dahil. İstanbul'daki değil, Karadeniz'deki. Karadeniz'deki. İstanbul'daki koyuna da liderer'dir. Öbürü değildir. Yani İstanbul'daki o Rumca koyunenin edebi biçimi. Burada çünkü mektep medrese kurulmuş. Prag Almancası gibi. Ve işte ben size, evet, Praga Deutsch gibi ve ben size örnek vereyim. Patrik Hazretlerini dinlemek, yani Bartolomeus Cenaplarını dinlemek bu konuda bir fikir veriyor. Yani anlamadığınız dilin bile müzikalitesinden fark ediyor iş. Çok açık, belli ki zengin, müzikal, tutarlı müzik dinlemek anlaşılır değil mi cahil de olsan? Valla ben benim kasabı dinlerken bile hoşuma gidiyor, güzel konuşuyorlar. Benim kasabı dinlerken bile hoşuma gidiyor Rumcaları. Belki kasap da öyle konuşuyor. Öyle tabii, oradan zaten. Yani şeyse, ölçülüyse, doğruysa, telaffuz doğruysa, yanlışlık yoksa falan, orada mutlaka tıpkı bilmediğim bir müzik eserindeki aynen gibi bir armoni, bir tutarlılık vardır. Hayran olursun. Böyle bir şey yok. Ve bu bölgelerde mesela klasik Yunan'a ait eserler de yok. Bir mabet yahut efendime söyleyeyim bir bibliotek kalıntısı falan. O çok enteresan ama belli ki orada Sümela sayılmaz mı? Sümela sayılmaz mı? Sümela Bizans devri. Geç Bizans hatta. Yani geç Bizans. Yani klasikten kalan bir şey yok. Yok abi. Klasikten kalan şey ancak işte şeyin ne efsaneleri yani gittin işte Karadeniz'de altın yapağı aradın. Orada bilmem kimler var, Amazonlar falan. Bu büyük bir literatürdür, büyük bir mitolojidir ama tarih değildir o. Yani bir historiografik şey değildir, kalıntı değildir. Bu insanların konuştukları bir dil var, belli ki bağ var ama başka türlü bir bağ bu. Çok enteresan. Bu dillerin kendilerinin ifade edilmesi lazım. Yani böyle bir şeyin. Ne bileyim ben... Öbürlerin için de bu söz konusu ama mesela Ermenice iş incelenmiş ve bilinen bir dil. Çünkü eski bir Hristiyan toplum, kilise dolayısıyla bu dili yazmışlar, okumuşlar falan. Peki mesela Kilikya'daki Ermenice ile Kafkaslar'daki Ermenice aynı mıdır? Değilmiş. Değilmiş. Dinlerken de anlıyorsun anladım zaten. Değilmiş. Ama yani onlar aynı. Nihayet bu doğu, bu batı. Batı Ermenisi var. Batı da Ermenisi, Doğu Ermenisi dediğin zaman geniş bir coğrafya olduğunu görüyorsun. Nüfusun ne olduğu mühim değil. Coğrafya çok mühim burada. Herkesin batısıyla doğusu birbirinden farklı. Tabii çok açık. Peki şimdi o ırkların, yani ırkların, kavimlerin karıştırılmasından bahsediyor. Şimdi mesela çok uzak değil, yakın zamanda işte 20. Evet. yüzyılın başı. Levant'ta yani işte Lübnan, Filistin, şimdi İsrail olan topraklarda falan Avrupalılara Frank diyorlar. Yani bu ister İngiliz olsun, ister Fransız evet, olsun. Çünkü Franklar geldi. Franklar gelmiş, orada evet. Uzun süre Franklar... Fransa'yı yani... da ama Franklara mal etmek yanlış. Yanlış. Çünkü Brodel'in çok güzel bir derleyici. Brodel büyük bir filolog falan değil. Hatta belki bazı Fransızların tarihçilerin de söylediğine göre bir dönemin dışında Fransa'nın karanlık devirden yakın devirlere çok derin etüdünü diplomatik, paleografik açıdan da yapmış değil. Fakat mevcut eserleri süratle okuyup değerlendiren biri Avrupa ve Akdeniz üzerinde Barkan'ın makaleleri dahil. Fransızcalarını okumuş, bazılarını tercüme ettirmiş. Onu bile kullanıyor Ömer Lütfü. Ömer Lütfü Barkan. Evet. Şimdi bu çok güzel bir derlemedir. Visage de la France, Fransa'nın çehresi. Yani işte Franklar var ama ondan evvel Galyalılar var. Katiyen aynı şey değil. Gallerinki Kelt lisanıdır, öbürü Jermanik'tir. İşte arada başka bugün bile kalıntılarını gördüğümüz milletler vardır. Ve bunlar hepsi bir Fransa yapıyorlar. Bunun
örneği budur. En nasyonal bakımından oturmuş adamlarda bile bu renklilik görünür. Bu Avusturya için, Almanya için de söz konusudur. Fakat tabii bir problem tespit etmiyor. Zannediyorum Almanların başka ülkelerin etnik sorunlarını böyle merakın ve hümen yaklaşımın ötesinde fazla kurcalamalarında bir rahatlık var o bakımdan. Tehlikeli politika buluyorum bunu. Çok son derece tehlikeli buluyorum. Herkes için çok tehlikeli. Çünkü bilmek için, araştırmak için, merakla yaklaşmak, başka? Bilmek başka. Bunu hep yapıyor herkes. Çomak sokmak için başka. Politikaya döktüğün an bunu bir şey çıkar mı bundan diye çok tehlikeli. Yani kimya ilmini silah ve şeye, harp tekniklerine, stratejisine... Ya da biyolojiyi biyolojik silah yapmaya kullanmak gibi. Yani evet, çok kötü bir şey oluyor tabii.